Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin azatlıları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köle ve cariyelerini bir müddet sonra azat ederdi ve onları kendi hizmetinde kalmak veya başka yere gitmek hususunda serbest bırakırdı. Vefat ettikleri zaman azat edilmemiş hiçbir kölesi ve cariyesi yoktu. Önce validesinden kendisine kalan Ümmü Eymen radiyallahu anha adındaki Habeşli cariyeyi azat etmişti. Fakat Ümmü Eymen radıyallahu anha yine hizmetlerinde kaldı. Sonra Hazreti Hatice radıyallahu anha Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Zeyd bin Harise radıyallahu an adındaki köleyi hediye etti. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu da azad ederek kendisine oğul yaptı ve cennetlik bir kadın almak isteyen Ümmü Eymen ile evlensin demiş oldukları için Zeyd radıyallahu an Ümmü Eymen Radıyallahu anha ile evlendi ve Usame radıyallahu anh adında bir oğulları oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu da kendi evladı gibi severdi. Baba ile oğul her ikisi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in seçkin asabındandı. İkisi de sağlığında serasker olmuşlardı. Ümmü Eymen radıyallahu anha da mübarek ve uğurlu bir kadındı. Uhud gazasında bulunarak askerlere su yetiştirir ve yaralılara bakardı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Ömer radıyallahu an onu ziyaret ederlerdi. Süheybi Rumi radıyallahu an Musul taraflarından olup Rumlar oralarını yağma ettikleri zaman onu esir almışlar ve bedevilere satmışlardı. İbni Ceciyan radıyallahu an da onlardan alıp resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme göndermişti. İlk Müslüman olan seçkin asaptandı. Selman-ı Farisi radiyallahu an İran ahalisinden olup bir aralık esir düşerek bir Yahudi'ye satılmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu esaretten kurtarmıştır. O da mümtaz sahabelerdendir. Ebu Raji radiyallahu an Hazreti Abbas radiyallahu anın kölesi olup onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bağışlamıştı. Hazreti Abbas radıyallahu anın Müslüman olduğunu müjdeleyince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu azad etti ve yine azatlılarından Selma radıyallahu anha ile evlendirdi. Bunlardan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daha bir takım azad edilmiş köle ve cariyeleri vardı. Allah Celle Celaluhu hepsinden razı olsun. Ahmet Cevdet Paşa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sayfa 325 326 5 aralık Mevlana takvimi